Merhabalar, bugün 8 Nisan 2021 Perşembe. Mustar TV'de Güne Bakış programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Amirallerin, emekli amirallerin imzaladıkları bildiri gündemde. Son durum ne? Biliyorsunuz gözaltında 10 amiral. Henüz sorgunun başlamadığını biliyoruz. Peki neler oluyor? Biraz sonra buna bakacağız. Bununla birlikte, tabii ona tepkiler de var ama bununla birlikte Türkiye'ye yapılan Avrupa Birliği'nden üst düzey bir ziyaret vardı. Gündem olmuştu. O ziyaretin detaylarına dair de önemli bir haber var. İsterseniz bununla başlayalım. The Times'ta yer alan Hanna Lucinda Smith imzalı habere göre liderler 5 yıllık 6 milyar euroluk sığınmacı anlaşmasının uzatılması ve AB'nin Türkiye'ye daha çok para verilmesi konusunda mutabık kaldı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'ın sığınmacı anlaşmasının uzatılması doğrultusunda Türkiye'ye daha çok para önerdiği ifade edildi. Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen Michel ve von der Leyen 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Paketin detayları ve verilecek paranın detayları henüz açıklanmadı. Türkiye, Lübnan ve Ürdün'deki sığınmacıların bakımına yardımcı olacak AB finans paketinin kısa süre içinde duyurulması da bekleniyor. 2015'te Suriye iç savaşından kaçan yüz binlerce sığınmacının Avrupa'ya gelmesi üzerine Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 18 Mart 2016 tarihinde bir mülteci anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma uyarınca Ankara, Türkiye üzerinden Ege'deki Yunan adalarına düzensiz geçiş yapan sığınmacıları geri almayı ve insan kaçakçılarıyla mücadele etmeyi kabul etmişti. Evet, bir para sevgili seyirciler, büyük para. Zaman zaman Türkiye'de hatırlarsınız, sokaktan halkın şöyle tepkileri oluyor. İşte iktidar Suriyelilere harcıyor parayı, bize bir şey kalmıyor gibi. Burada ciddi bir yanlışlık var, bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü o mültecilerin, o sığınmacıların, o Suriyelilerin parasını Avrupa Birliği veriyor, karşılıyor ve haberde de detayını verdik. Bunun anlaşması zaten 2016'da imzalanmıştı. Şu andaysa bu son habere göre bu miktarın daha da arttırılması gündemde. Bakalım önümüzdeki günlerde o paranın miktarına dair hangi detaylar ortaya çıkacak. Elbette ki bazı dış medyada, medya organlarında bunun yine bir rüşvet, Türkiye'ye yönelik sığınmacılar üzerinden bir rüşvet olduğu haberleri de, yorumları da yapıldı ki Avrupa Birliği bu tutumuyla da, Avrupa ülkeleri bu tutumuyla da eleştiriliyor sevgili seyirciler. Bakın ona dair mesela tam da Avrupa Birliği'nin bu iki yüzlülüğünü ortaya koyan bir haberle şimdi devam edelim. Bir raporla devam edelim. Almanya'nın saygın düşünce kuruluşlarından Bilim ve Politika Vakfı yeni raporunda Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini mercek altına aldı. 2018'de yürürlüğe giren Türk tipi Cumhurbaşkanlığı sisteminin siyasette ve devletin işleyişinde yol açtığı değişimin incelendiği araştırma çarpıcı tespitler içeriyor. Sinem Adar ve Günter Züfer tarafından kaleme alınan ve yeni hükümet sisteminin 2,5 yıllık bilançosunu gözler önüne seren raporda 2021 yılının Türkiye'si bakın şu tespitlerle betimlenmiş. Artık meclis daha güçsüz. Güçler ayrılığı baltalanmış durumda. Yargı siyasallaştı. Kurumlar felce uğratıldı. Ekonomik sıkıntılar artıyor ve otoriter pratikler hüküm sürüyor deniyor o raporda. Şimdi bir yandan Avrupa'da, Almanya'da böyle bir rapor yayımlanıyor ve aslında Türkiye'deki muhaliflerin de belirttiği bütün hususlar madde madde söylenmiş. Yani yargının siyasallaşması, kurumların felce uğratılması, ekonomik sıkıntılar,
Yine güçler ayrılığının baltalanmış olması vesaire. 2018'de bu sistemin gelmesiyle tek adam rejimine aslında resmi olarak geçilmesiyle birlikte neler olduğunu, ülkenin her anlamda geriye gittiğini Türkiye'deki muhalifler zaten söylüyorlar. Yani bunun için Avrupa'ya, Almanya'ya, oradaki herhangi bir rapora da ihtiyacı yok. Ama bir yandan Avrupa'da bu şekilde eleştiriler yapılırken, bu şekilde raporlar, insan hakları ihlalleri raporlaştırılırken bir yandan da görüyorsunuz sevgili seyirciler, Avrupa Birliği'nden en üst düzeyde ziyaretler gerçekleşiyor. Erdoğan'a sempatik yaklaşmalar vesaire, ama bunun arka planından da yine para çıkıyor, yine çıkarlar çıkıyor. Yani özetle deniyor ki Türkiye'ye, siz o sığınmacılara, o mültecilere bakın. Aman ha, o sınır kapılarını açıp da Avrupa'ya onları göndermeyin. Biz de size parası neyse verelim diyorlar özetle. Bilmiyorum, alan memnun, satan memnun mu, ama maalesef insan hakları üzerinden, insanlar üzerinden bu tarzda pazarlıklar yapılması da son derece çirkin. Şimdi devam edeceğiz ama devam etmeden şunu söyleyeyim. Bu programda biraz sonra, birkaç haber sonrasında sevgili seyirciler, şöyle bir derleme yaptık. Bakın, sarayın bakanını, sarayın vekilini, sarayın memurunu, sarayın doktorunu ve sarayın rektörünü ve yandaşlarını arka arkaya ekranlarınıza getireceğiz. Kimler bunlar, biraz sonra göstereceğiz, ama isterseniz şu gündemdeki bildiri konusuyla devam edelim. İktidar partisi emekli amirallerin imzaladığı o bildiriyi tırnak içinde söyleyelim darbe olarak veya işte bir muhtıra olarak algılıyor, yorumluyor ve bunu bu şekilde lanse ediyor. Buradan da bir mağduriyet devşiriyor. Muhalefetse bunun gündem değiştirme çabası olduğunu düşünüyor. Bakın, İşçi Partisi, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ne diyor sevgili seyirciler? Kenan Evren mezarda ama fikirleri iktidarda diyor. 20 yıldır bunlar o kadar çok, o kadar fazla, o kadar sık mağdur oluyorlar ki bu memlekette açlık sınırının altında ücrete mahkum edilen milyonlarca işçiye, dükkanının kepengini bile açamayan küçük esnafa, tableti olamadığı için derse giremeyen genç kardeşlerimize, öğrencilere, faturasını ödeyemeyen yoksul emekçi halkımıza, işsiz kalan öğretmen adayına ya da aşı bulamayan milyonlarca yurttaşımıza mağdur olma sırası bir türlü gelmiyor. İşler biraz kötü mü gidiyor? Hemen bir koro devreye giriyor, darbe tehdidi var. Birileri itiraz mı ediyor? Aynı koro hemen de devrede. Darbe yapacaklar. Halk hakkını mı arıyor? Sesini biraz yükseltti, bu iktidara karşı tepkisini ortaya mı koyuyor? Hemen aynı koro devreye giriyor. Bunlar terörist, bunlar terörist diye bağırmaya başlıyorlar. Bu ülkede darbeci arayan varsa bakması gereken yer bu ülkedeki iktidarın ta kendisidir. Değerli arkadaşlar, öyle laf olsun diye bunu söylemiyorum. Bugünkü iktidar, bugün Türkiye'yi yöneten zihniyet, bugün Türkiye'yi yöneten koalisyon 12 Eylül darbesinin öz be öz evladıdır. Bakın, hatırlatmak ihtiyacı hissediyoruz. Bunlar biz içerideyiz ama fikirlerimiz iktidarda diyen MHP'nin ortak olduğu bir iktidar. Buna eklemek gerekiyor. Bugün belki Kenan Evren mezarda ama fikirleri tümüyle iktidarda. Peki gözaltındaki amirallerle ilgili son durum ne? İşte detaylar. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bulunan emekli amiraller için belirlenen 4 günlük gözaltı süresi bugün tamamlanıyor. İfadeleri henüz alınmayan emekli amirallerin gözaltı süresinin uzatılması ihtimaller arasında bulunuyor. Cumhuriyet'e konuşan emekli amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol, soruşturmayı yürüten savcıyla görüşemediklerini söyledi. Erol, savcı bizi adam yerine koyup konuşmadı. Bulunduğu kata bile gidemedik. Ankara Baro Başkanı randevu istedi, onu bile vermedi dedi. Bildiri imzalayan 104 emekli amiralden ismini açıklamak istemeyen bir amiral, Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.
İktidarın darbe söylemlerine tepki gösteren emekli amiral, darbe suçlaması hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna, darbe dönemi bitmiştir. Deniz kuvvetleri hiçbir zaman darbeye girmemiştir. Darbeden ne fayda gördük diye yanıt verirken, size göre darbe sonucu çıkarılamaz mı sorusu da soruldu. Bununla ilgili de ne mümkün, emekli amirallerin beylik silahı haricinde silahı mı var, gücü mü var ifadelerini kullandı. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine faizle ilgili bir açıklama yaptı. Yürekler ağızlara geldi. Neden mi? Bakın, iki farklı ekonomistin yorumuyla anlatalım neden olduğunu. Şimdi biliyorsunuz Erdoğan ne dedi? Faizi tek hanelere indirmekte kararlıyız dedi. Evren Devrim Zelyut ekonomist ne diyor? Film tekrar başlıyor. Sıkı tutun Türkiye. Film başlıyor diyor çünkü Erdoğan bunu daha öncelerde de söylemişti. Bugün başımıza gelenleri biliyoruz. Faizin hangi noktalara geldiği, Avrupa'da neredeyse en yüksek faiz şu anda Türkiye'de. Zaten döviz kurlarının durumu ortada ve Erdoğan sanki filmi tekrardan başa sarıyor gibi. Bir diğer ekonomist Mahfi Eğilmez, bakın o ne diyor? Enflasyonu tek haneye indirmeden faizi tek haneye indirirsek geçmişte yaşananları tekrar yaşar, faizi daha fazla arttırmak zorunda kalırız diyor. Yani çok daha karanlık bir tabloya dair uyarıyor ekonomistler. Zamlar var sevgili seyirciler. Yani işte enflasyondan, faizden bahsediliyor ya, aslında doğrudan mutfağa yansıyan, vatandaşın alışverişte cebine yansıyan zamlar var. Deutsche Welle Türkçe güzel bir derleme haber yapmış. Detaylarını Deutsche Welle Türkçe'den bakabilirsiniz internet sitesinden, ama bakın özellikle şu temel gıdalara yönelik sadece bir yılda pideye %33, kuru fasulyeye %21, ayçiçek yağına %59 zam yapıldı. Haliyle önümüz Ramazan. Yani Ramazan sofraları bu yıl nasıl kurulacak diye düşünüyor tabii ki vatandaş haklı olarak. İşte sırf şu zamlar, bakın pidedeki, kuru fasulyedeki ve ayçiçek yağında, sadece bunlar mı? Elbette değil. Daha çok fazla ürüne benzer oranlarda zam geldi. Dediğim gibi detayları Deutsche Welle Türkçe'nin haberinden okuyabilirsiniz. Ramazan dedik, Ramazan sofraları dedik, sahur var ve akla tabii ki gelenlerden biri de hiç şüphesiz ki sofraların vazgeçilmezi çay sevgili seyirciler. Tabii ki Ramazan olmasına da gerek yok. Çayı tüketiyoruz, çayı seviyoruz. Çay deyince de akla nereye geliyor? Çaykur geliyor. Çaykur zarar eder mi? Çaykur zarar ediyor. Dünyada en çok çay tüketen ülkelerin başında gelen ve günde 245 milyon bardak çay içilen Türkiye'de Çaykur yine zarar etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT komisyonunda hesapları ele alınan Çaykur'un 2020 yılını da 547 milyon lira zararla kapattığı açıklandı. 2017 yılında varlık fonuna devredilene kadar kârda olan kurum daha sonra sürekli zarar etti. 2017'de 267 milyon, 2018'de 657 milyon, 2019'da 635 milyon ve 2020 yılında da 547 milyon lira zarar açıklayan Çaykur'un harcamaları ve reklam giderleri de kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Evet, varlık fonuna devir, o güne kadar kar eden devasa kurum o gün bugündür zarar ediyor sevgili seyirciler. Bunu sormalı haliyle vatandaş, bunun hesabını normalde sormalı haliyle. Biliyorsunuz o varlık fonu, ki aslında yokluk fonu olmuş durumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlanmıştı. Yani Erdoğan var başında. O varlık fonunda neler dönüyor hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bakın görüyorsunuz, bir hesaplar inceleniyor. O güne kadar kar eden kurum o gün bugündür zarar ediyor, ki zarar eden kurum da Çaykur yani sevgili seyirciler. Nasıl zarar ediyor? Akıl alır gibi değil. Şimdi programın başında da söylemiştik. Sırasıyla bakacağız. Sarayın bakanına, vekiline, memuruna, doktoruna, rektörüne ve yandaşına. Hadi sarayın bakanıyla başlayalım.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan açıklama şu: düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık diyor. Bakın bu sarayın maalesef bakanı. Keşke bu desteğe önce Türkiye'den başlasanız. Şimdi hemen sarayın isterseniz vekiliyle devam edelim. Bu da sarayın vekili. AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz. Güvenlik soruşturması tasarısı görüşmelerinde konuşuyor. Üsluba bakar mısınız? Şöyle diyor: bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık, kanırta kanırta da Büyükşehir'i alacağız diyor. Bunu söyleyen bir milletvekili. AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz. Peki sarayın memurunda durum ne? Hemen ona bakalım. Sarayın memurunun aylık net maaşı 84.702 TL. Detay verelim. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın 3 ayrı kurumdan aldığı aylık maaşın net 84.702 lira olduğunu duyurdu. Ekranlarda gördüğünüz Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı. Peki Metin Kıratlı buna göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından 22.906 TL, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi olarak 24.000 lira ve aynı zamanda YÖK üyeliğinden de 37.796 TL maaş alıyormuş. Bu da sarayın doktoru. Doktor Ali Edizer sevgili seyirciler. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Erkeklere boşanmak yerine ikinci eş çağrısı yapmıştı bu ekranlarda gördüğünüz kişi. Sonra ne olmuştu? GATA başhekim yardımcılığı görevinden alınmıştı Ali Edizer. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik bir paylaşımda bulundu ve İslam hükümlerine göre muamele edilseydi hiçbiri yaşamıyor olurdu görüşünü savundu. Yani bıraksan insanları öldürecek, kesecek ki onların öldürülmesini savunan ve bunu dine bağlayan bir doktor sevgili seyirciler. Doktor ifadesini tırnak içine alalım. Sarayın doktoru ifadesi herhalde daha doğru. Peki sarayın rektöründe durum ne? Melih Bulu'nun Boğaziçi'ne rektör olarak atanmasına karşı protestolar biliyorsunuz devam ediyor ama Melih Bulu ısrarla istifa etmiyor. Boğaziçi Üniversitesi mezunları kayyum rektöre karşı protestoların 100 gündür devam ettiğini belirterek 5000 imza topladılar ve o 5000 kişinin imzaladığı istifa çağrısı kampüste bu şekilde yere serildi. Ama herhalde Melih Bulu'nun bir kulağından giriyor, diğer kulağından çıkıyor bu istifa çağrıları. Kaldı ki sarayın kayyumu yani rektörü olduğu için de haliyle istifa etmesi kendi iradesine bağlı değil. Talimatın yani onu oraya oturtanın onu oradan alması gerekiyor koltuktan kalkması için. Sarayın yandaşlarında durum ne? Şimdi o yandaşlardan biri. Bilal Erdoğan'ın İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı biliyorsunuz bu isim. Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün. 40 ayrı şirketteki yönetim kurulu üyeliğinden sonra 40'ı yetmemiş ki Türk Hava Yolları'nın Aydın Çıldır Havalimanı'nda kurulu THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ'de de yine yönetim kurulu üyesi oldu. Haliyle 41. şirkete de yönetim kurulu üyesi olmuş oldu. Kim duyurdu bu haberi? İyi Parti İBB meclis üyesi Ali Kıdık sosyal medya hesabından duyurdu. Şimdi bir başka yandaşla devam edeceğiz. Onun ismi de Hakan Tek. Şimdi bu Hakan Tek deste deste para saçan videolarla gündeme gelmişti. Lüks araçlarla ve tabii deste deste paralarla yaptığı paylaşımlar. AKP'li isimlerle birlikte de birçok fotoğrafı vardı Hakan Tek'in. Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bu iddiayı yalanladı
gözaltına alındı. Sonrasında da serbest bırakıldı. Görüyorsunuz, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da fotoğrafı var. Hemen onun yanındaki kişi Hakan Tek. Nereden buluyorsunuz bu paraları? Hiç utanmıyor musunuz? Hadi bu paraları buldunuz, sonra bunları saçıyorsunuz, video paylaşıyorsunuz. O kadar ortak özellikleri var ki, işte bu da AKP'li bir yandaşa örnekti. Özellikle sevgili seyirciler, bu amirallerin bildirisinden sonra bir konu daha gündeme gelmişti. O konuyu da Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmişti. Kanal İstanbul konusu. Israrla Cumhurbaşkanı Erdoğan bir inat ifadesi kullanıyor. Siz diyor itiraz etseniz de, isteseniz de, istemeseniz de biz bu kanalı, bu projeyi yapacağız diyor. Bakın, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan tepki geldi. Bu proje bir rant projesidir diyor. Şimdi çıkmışlar, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan kim varsa hemen Cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı diye damgalıyorlar. İşi böyle götürüyorlar, böyle yürütüyorlar. Bu işe bilim insanları ne diyor? Bu işin kapsamlı bir çevre analizi yapıldı mı? Deprem güvenlik konularında tehlike analizi yapıldı mı? Uluslararası hukuktan kaynaklanan riskler var mı diye hiç ilgilenmiyorlar. Bugün Sayın Erdoğan çıkmış grup toplantısında yine Kanal İstanbul'u öve öve bitiremiyor. 500 bin şehirlik, 500 bin kişilik kent kuracağız diyor. Gayrimenkul, bakın proje, yine rant projesi. İnatla ve ısrarla bu projeyi yapacağız diyorlar. Ve kendi istedikleri türden raporlar hazırlansın, yazılsın diye de sürekli olarak bürokrasiye baskı yapıyorlar. Bu hükümet nerede bir arazi görse, nerede bir boş yer görse hemen rant gözlüklerine bakıyor ve rant gözlükleriyle o meseleye bakıyor. Biz su dedikçe, kanal dedikçe onlar dönüyor dolaşıyor, Kanal İstanbul diyor. Niye? Gayrimenkul projesi, rant projesi ve o proje böyle mıknatıs gibi ilgilenen kim var kim yoksa içine doğru çekiyor. Hüseyin Galip Küçük Özyiğit sevgili seyirciler, 100 gündür kayıp ve kızı 100 gündür babam nerede diye soruyor. 9 Aralık'tan beri bulunamayan babam Hüseyin Galip Küçük Özyiğit ile ilgili şimdiye kadar öğrenebildiğimiz tek bilgi aracının görüldüğü yerle ilgili çelişkili ifadeler. Artık gerekli incelemelerin yapılması ve babamın bulunmasını istiyorum. Kamera kayıtları incelemeleri, bazı sinyal takipleri, hiçbirisi yapılmadı henüz. 100 gün oldu. Babam Ankara'da İşlekli Cadde'de kaybedildi. Lütfen gerekli araştırmaları artık yapın ve babam artık bulunsun. Evet, genç kardeşimiz Nur Sena Küçük Özyiğit'in bu videoyu çektiği yer Ankara Adalet Sarayı. Arkasında gördünüz. Orada Adalet Sarayı diyor. Bir saray mıdır değil midir onu bilmiyorum ama içinde adaletin olmadığı kesin sevgili seyirciler. Ankara'nın göbeğinde, kameraların önünde bir kişi kaybediliyor. Bir evlat babasını arıyor. 100 gün olmuş. Ulaşmadığı makam kalmamış. Emniyetinden tutun savcılığına kadar. Adalet Bakanlığı'na yazıyor. Bakana yazıyor, sesleniyor. Babasını arıyor. Kameraları tespit etmeye çalışıyor. Nerede diyor? Çok basit bir soru. Artık KYK'lı bir isim tabii. Kaybediliyor sevgili seyirciler. Kaybediliyor. Bakın, şu kısmı konuşmuyoruz. Suçludur, değildir. Suçu şudur, şu değildir. Bunu geçtik. Bunu geçtik. Diyelim suçlu bir isim. Diyelim suçlu. Suçluysa yeri neresidir? Cezaevidir. Gözaltına alınır. Mahkemeye çıkarılır. Tutuklanır veya serbest bırakılır. Sistem böyle işler. Ama kaybedilmez. 2021 Türkiye'sinde insanlar kaybediliyor. Haliyle soruyor evladı, babam nerede diye, ama cevap yok maalesef. Yani binalar yapıyorsunuz, üzerine Adalet Sarayı vesaire yazıyorsunuz ama içinde adalet olmadıktan sonra o binaların bir hükmü kalmıyor. Maalesef Türkiye'deki durum tam da böyle. Evet, bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Yarın cuma, yarın her cuma olduğu gibi yine biliyorsunuz bu ekranlarda Profesör Eser Karakaş, Profesör İbrahim Öztürk ve Tarık Toros'la Özgür Düşünce programını seyredebilirsiniz. Hoşçakalın.